kendi tozunu pisliğini boşaltsın. Mobilyaların altına girebilsin. Yüksek olmasın. Şekli karizma olsun. Emiş gücü yüksek olsun. Bataryası büyük olsun. E mop da yapsın. Çok mu şey istiyorum ya? Diyorsanız cık. bunu istiyorsun. Bunu arıyorsun. Robot kafalardan herkese selam olsun dostlar. Bu videomuzda gördüğünüz üzere sağımda solumda bulunan Neabot firmasının son çıkardığı tasarım harikası modeli Q11'i sizlerle beraber inceleyeceğiz. Robot kafalar tarzında hiçbir videoda, hiçbir yazıda, hiçbir dokümanda göremeyeceğiniz tüm detaylarıyla bu videoda bilgilendiriyor olacağız sizleri. Başlamadan önce bizi tüm sosyal medya mecralarında robot kafaları olarak aratıp takip ederseniz çok çok memnun oluruz videolarımızın devamı açısından bu çok önemlidir. Takip ettikçe de kalitemizi, farkımızı fark edeceksiniz. Şimdiden teşekkür ederiz. Bu arada Q11 sahibiyseniz mutlaka size aşağıda yorumlara bekliyoruz. Evet dostlar kutu açılışını daha önceden sizlerle beraber yapmıştık. Bizi takip ediyorsanız mutlaka izlemişsinizdir. Yukarıya hemen linkini bırakıyorum. İzlemeyen varsa oradan da seyredebilir. Kısaca kutunun içeriğinden ekstradan bir tane yan fırça, bir tane çöp torbası, bir HEPA filtre, bir tane de mop bezi çıkıyor. Kutu içeriğinden bahsetmişken ana fırça, yan fırça vesaire bunların değişim periyotları kullanma kılavuzunda mevcut. Ana fırça için 6 ay, yan fırça için 3 ay, filtre için de 2 ay belirtmişler. Yalnız normal kullanımda HEPA filtrenin ömrü dikkatli kullanırsanız 6 ay rahatı yetecektir. E, Mutbezinin bezinin bir süresi yok, kullanıma bağlı hani yıpranma vesaire olursa değiştirebilirsiniz. Yan fırçaya 3 ay denilmiş. Yani evinizde sert cisimler yoksa, köşeler sert değilse vesaire e, rahat rahat bir yılınızı çıkaracaktır. Yani kısaca kutu içeriğindeki ürünlerle rahatça bir yılınızı çıkaracaksınız. Sadece çöp torbası temin etmeniz yeterlidir. Bu vesileyle de kutu içeriğinin çok zengin olduğunu belirtmemde fayda var. Toz toplama istasyonu, çöp istasyonu, çöp boşaltma haznesi, auto empty dock, otonom boşaltma sistemi ne diyorsanız deyin hiç fark etmez. Hadi gelin şimdi bunu inceleyelim. Evet, şimdi tasarımını görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem bir tasarıma sahip. Neobot'un üreticisi Genhai firmasıdır. Genhai aynı zamanda 360 robot süpürge markasının da tasarımlarını yapmaktadır. Çift mop ve mop temizleme sistemlerinin de patentine sahip bir firmadır. Yani böyle bir firmanın elinden de Böyle bir ünite tasarımı beklenirdi zaten ki yapmışlar. Şimdi üniteden iç kısımda göreceğiniz üzere iki tane şarj kontağı var. Robot bunlara yanaştığında robotun arkasındaki şarj kontaklarıyla temas ettiğinde robot şarj oluyor. Hemen ortalarında da görüyorsunuzdur videoda. Emiş haznesi mevcut. Oradan da robot toz haznesindeki pislikleri çekerek otonom boşaltmasını sağlıyor. Hemen ön kısımda burada infrared aynası var. Şu kısımda ışıklı. Bu infrared ayna sayesinde robot daha kolay yuvasını buluyor ve kolayca yanaşıyor. Tam yanaşma esnasında şurada beyaz bir ışık çıkıyor. Gerçekten olaya karizma katıyor. Çöp torbası dolduğunda kullanma kılavuzunda üniteden sarı bir ışık çıktığı belirtiliyor. Hani bu kadar deneyimleme fırsatım olmadı açıkçası. Ama zannediyorum ki sarı ışık da bu kısımdan çıkacaktır. Ünitenin üst tarafında da şurada tuşa benzer bir şey var. Yalnız bu tuş değil. Open yazıyor. Çöp torbasının bulunduğu hazneyi buradan açabiliyorsunuz. Yani bir tuş var, basayım açılsın gibi düşünmeyin. Mıknatıslı bir kapak yapmışlar. Yani hemen basitçe açılan bir şey değil, mıknatısa sahip. Çok güzel yuvasına oturuyor açılması, takılması çok basit. Üst kapağı açınca burada size çöp torbası karşılıyor. Sistem şu. Buradan emişini yapıyor. Hemen içinden şuradan bir kanalla pislikler çöp torbasına emiliyor. Emilemeyen çok ağır bazen cisimler olabiliyor. Kullanımımız süresince böyle bir şey yaşamadık. Onların çekildiği hazneyi de göstereceğim size. Şimdi çöp torbasının çıkarılması basit. Buradan hemen çektiğinizde geliyor. Yalnız şunu bakın şuradaki kısmı yukarı doğru önce yanlardan tutup yukarı doğru çekerseniz çöp torbasının ağzını kapatıyor. Şimdi göstereceğim. Bakın yani bu sayede pislik hiçbir yere saçılmıyor. Ama bunu bu şekilde yaptığınızda görüyorsunuz açık. Üniteye bunu takarken açık durumda takmanız lazım ki kapalı takarsanız zaten üst kapağı kapatamayacaksınız. Yani hiçbir şekilde unutamazsınız. Şöyle bir deneme yaptık. Çöp torbasını takmadan robotu çalıştırdık ve ünitenin otonom başlatmasını sağladık. Buna izin vermedi. Toz Toz değil. Hemen takıldığında da burada tik sesini duyuyorsunuz. Yani bu takılı değilse robottaki pisliği emip bunun içini mahvetmeyecektir. Akıllı bir sistem. Bunu da hemen kenara bırakıyorum. Bu arada çöp torbasının 3 haftada bir değişimi önerilmiş. 2,5 litre toz haznesine sahip. Büyük, gayet büyük. Bakın çöp torbasını çıkartmışken ki çıkartmadan çevirmek istemedim. Herhangi bir pislik bulaşmasın. Bakın burada göreceğiniz hazne. Eğer emiş yaparken dedim ya biraz önce şurada emiş ağzından gelip buradan geçip yukarıya doğru emişini yapıyor. Fan çıkışı da yanında zaten. Eğer çok ağır cisimler olursa burada toplanabiliyor. Bu bir sorun değil. Bunun için yapılmış bir hazne burası. Elle zorlamayın diye kitapçıkta yazıyor zaten. Şuradaki vidaları sökerek bu çok kısa vadede dolacak bir şey değil. Hani oldu da gözlemlediniz doluyorsa vidalarını sökün, boşaltın ya da hiç uğraşmayın. Bakın şuradaki emiş ağzından şuradan uygun bir süpürge ucuyla tutup gayet rahatça o bölmeyi temizleyebiliyorsunuz. Benim deneyimlediğim süre zarfında e, gördüğünüz üzere içinde hiçbir şey birikmemiş. Tamamen toz haznesi temizlendi. İstasyonla ilgili size son söyleyeceğim nokta hemen bu kısmın içinde de bir tane filtre daha bulunuyor. Bakın burada görüyorsunuz yani çok nadir pislenecektir. Arada bunu süpürgenizle de temizlemenizde fayda var. Buradan yapılan emiş olur da hani dışarıya çıkan tozlar sonuçta buradan buraya hava geliyor. Bu havada temizlenerek bu filtre sayesinde dışarıya atılıyor. Dışarıya atıldığı noktada sizin daha temiz bir hava soluyabilmeniz için bu filtre var. Tam 10 saniyede otonom boşaltma işlemini yapıyor. Bu gayet hızlı bir süre. ve sesini de ölçtük. Yaklaşık 2,5-3 metre civarında oturduğum koltukla istasyon arasında mesafe mevcut. Bu mesafede 74 desibel ses aldım. Yani bu sizin evinizdeki elektrikli süpürge, dik süpürge ya da mini şarjlı el süpürgesi varsa onların sesiyle bir eş değerdir. Yani bir 10 saniye bu ses sizi akşamda rahatsız etmeyecektir gündüz zaten rahatsız etmeyecektir. Komşularınız da hiçbir şekilde rahatsız etmeyecektir. Bilginiz olsun. Robot kafaları olarak bize sesi de süresi de gayet makul geldi. Evet, üniteyle ilgili anlatacaklarımız bu kadar. İstasyonu anlattık. Hadi şimdi gelin bir de canavarı robotu inceleyelim. Evet, ünitede bu tasarımı yapan Genhay firması robotta boş durur mu? görüyorsunuz durmamış. Gerçekten harika bir tasarım. Şimdi öncelikle robotun haritalama yönteminden size bahsedeyim. Göreceğiniz üzere halk dilinde normal robotlarda bulunan şu kısımdaki şapka yani bizim lidar kulesi dediğimiz kısım dönen bir lidarı yok. Yani o biliyorsunuz o şapkanın o lidar kulesinin içinde normalde dönen bir lidar olur. İki gözlü olur. Birinden lazer atar. Birinden diğer lazerin dönüşünü alır ve buna göre haritalamasını yapar. Bu robotun üst kısmında hiçbir şey yok. Yani şu kısımda kamera ya da lidar var zannetmeyin. Öyle bir şey yok. Bu robot peki haritalamasını nasıl yapıyor üzerinde hiçbir şey yoksa? Bakın burada göreceğiniz üzere harika bir gözlük tasarımı var. Biz buna gözlük diyoruz. Bu gözlüğün altında muhteşem bir teknoloji var. 360 robot süpürge s da gördüğümüz üzere artık robot süpürgelerde DTOF lidar kullanılıyor. Yani bu robotta lidar yok değil. Evet lidarı var. Çok gelişmiş DTOF te teknolojisini kullanıyor. Ve bu sayede hem nesne tanımasını yapıyor hem haritalamasını yapıyor. Ama bunun lidarı dönen bir lidar değil. Sabit tek yönlü bir lidar. Atışını buradan yapıyor tek yönlü ve şurada göreceğiniz üzere iki tane lazer sensörü var. Bu sensörlerle de destek yapıyor. Tabi hemen her robotun sağ tarafında bildiğiniz üzere de TOF sensörü yani duvar sensörü de burada. Yani buradaki TOF sensörü ön tarafında DTOF lidarı mevcut. Sakın bunu eksiklik gibi algılamayın. Bu eksiklik değil aksine artıdır. Yani bu DTOF sayesinde robot hem nesne tanımasını yapıyor hem de haritalamasını yapıyor. Ve videonun ilerleyen kısmında da anlatacağım. Gerçekten bu işi layığıyla başarıyla yapıyor. Peki bu üst kısımdaki nedir o zaman diyorsanız. Bu üst kısımda göreceğiniz üzere açma kapama tuşu ve yuvaya dön tuşu mevcut. Ama şöyle bir güzellik yapmış Genhai firması ve gerçekten eşsiz bir şey, muhteşem bir şey. Videoyla bunu destekleriz. Şu kısımda ışıkları var. Ve bu ışıkları hem D-TOF'a hem TOF'a bağlamışlar. Robot bir yere yanaştığında ya haritadan besleniyor ya da gerçekten TOF sensöründen besleniyor. Mesela bu tarafındaki ışığı yakıyor. Ortada S çiziyorsa hiçbir ışığını yakmıyor. Ne bileyim bir yere geldi dönüyorsa etrafında ve her tarafında bir cisim var ise, bir nesne var ise bütün ışıkları yanıyor. Yani e, dönen bir ışık şovu yapmışlar burada. Hani bunu bir lidar gibi algılamayın. Buradan lidar atışı, e, lazer atışı yapılamaz. Öyle bir şey söz konusu değil ki. Zaten bu kısımları da kapalı. Yani için içinde bu kısmın e, ışık var sadece. Ama gerçekten e, işe şov katmışlar bayıldım. Net bunu söyleyebilirim. Işık şovuna hayran kaldım. Robotun hemen sol tarafında fan çıkışı var. Sağ tarafında da hoparlörü mevcut. Hemen altta şu küçük kısımda da robotu resetleyeceğiniz ufak bir tuş mevcut. Ürün 35 santim genişliğinde, 8.7 santim yüksekliğinde. Tam olarak 9 santimlik bir yerde sıfıra sıfır girişini yaptı. Gerçekten üzeri dümdüzde olduğu için hani bir damla tasarımı var ama e, altta kalıyor. Çizilecek gibi değil. Gerçekten sıfıra sıfır girişini yaptı ve çıktı. Yani rahat rahat 9 santime önünde bir halı vesaire yoksa hani bir halıdan inip bir şeyin altına, işte bazanın altına vesaire girmiyorsa, dümdüz bir yerse gerçekten 9 santime rahat rahat girecektir. Yerden yüksekliği de şu kısım şuraya kadar olan kısım 2 santim. E bu ne avantaj sağlıyor? 2 santim yüksekliğinde olduğu için tırmanma seviyesi de 2 santime kadar rahat. Bakın bu kısımda biraz bombeli. Hani ne bileyim halıya çıkarken ya da bir yere tırmanırken bombeli olmasının avantajını kullanıyor gerçekten. Bunu deneyimledik. İncelediğimiz robotlar arasında yerden yüksekliği 1.5 cm olanları da gördük. 1.5 cm yerden yüksekliği olan bir robotun 2 cm'e tırmanmasını bekleyemeyiz. Bu robot rahat rahat 2 cm civarındaki yerlere tırmanıyor. Hemen robotun alt kısmını da inceleyelim beraber. Göreceğiniz üzere yan fırçası tek. Ama Yan fırça kıl uzunlukları gerçekten başarılı. Tam 5 santim uzunluğu var. Normal robot süpürgelerde 4 santimdir bu. Ama bu robot süpürgede 5 santim. Bunun ne avantajı olur size? Kenar temizliğinde bu 1 santim size büyük avantaj sağlayacaktır. 5,5 santim olan yan fırçaları da gördüm. Ama genellikle Çoğu robot süpürgede yan fırçanın uzunluğu 4 santimdir. 1 santim avantajı var. Tekerlek mekanizması gayet sağlam ve yayları sıkı incelediğimiz kadarıyla. Tekerlek tam 1 santim. Bir, bir tık ince incelediğimiz diğer robotlara göre. Bir dezavantaj mı? Değil. Gayet rahat halıda hatta şag halıda dahi ilerleyişini yapıyor. Hiçbir sorun yaşatmadı incelediğimiz süre zarfında. Ön tekerleği çok esnek ve diğer incelediğimiz robotlara göre bir tık daha kalın, gerçekten ses yapmayan da bir tasarımı var. Hani bir halıdan inerken vesaire çoğu robota tak tak diye bir ses duyarız. E, bu ön tekerlek gerçekten yumuşak, güzel bir plastikten ve başarılı. 4 tane düşme sensörü var. Burada gördüğünüz üzere. Son olarak da ana fırçası. Hemen ana fırçasını da göstereyim size. Şurada iki tırnakla açılıyor. Zaten her robot süpürge de bu şekildedir. V tasarıma sahip. 2 in 1 dediğimiz ana fırça. Kıl yoğunluğu gerçekten aşırı fazla. Yani çok çok fazla. Bu ne sağlar? Halıda mükemmel temizlik sağlar. Çok net. Tek tarafı çıkabiliyor. Şu yan tarafı burayı çıkarıp hani saç kıl ve vesaire varsa buradan rahatlıkla temizliğinizi yapabilirsiniz. İkinci taraf çıkmıyor. Küçük bir vidası var. Hani o vidayı söküp çıkarabilirsiniz. İhtiyacınız varsa aynı zamanda toz haznesinin üzerinde bunları kesmenize yarayan bir aparat da mevcut. Onu da birazdan gösteririm. Son olarak da şunu söyleyeyim. Bu robot süpürgenin ana fırça yuvası hareketli. Bakın görüyorsunuz. Bu ne sağlar? Ana fırçası hareketli robotlar halıda ya da böyle zemini esnek olan yani ne bileyim bir yer yüksektir bir yer alçaktır. Bu tarz yerlerde şu şekilde kendi altta ayarlamasını yaparak daha iyi bir temizlik sağlar bilginiz olsun. Bu robot da buna sahip. Evet, şimdi robotun üstünden bahsettik, önünden bahsettik, altından bahsettik. Neresi kaldı? Arkası. <laughs> evet. Şimdi artık toz haznesi ve su tankını çıkaralım. Takması, çıkarması gayet kolay bir şekilde bir hazne mevcut. Şimdi robotumuzu bir çevirelim. Evet, hazne bu. Görüyorsunuz şu kısımdan istasyona yanaştığında Oradaki emiş ağzıyla birleşerek burası normalde kapalı. Bu açılıyor otomatik olarak ve emişini yapıyor. Yani içindeki tozu, pisliği çekiyor. Hazne büyüklüğü 250 mililitre. Büyük mü? Çok büyük değil. Küçük mü? Çok da küçük değil. Hani niye büyük değil? Çünkü 2 in 1 bir sisteme sahip. Yani hem su hem de toz içeren bir hazne. Ee, aynı zamanda toz toplama ünitesi de olduğu için yani çok büyük bir hazneye ihtiyaç duymuyor. Zaten temizliğini yapıp yuvaya döndüğünde otomatik kendini boşaltacak. O yüzden fazla büyük bir hazne kullanılmamış. Otonom boşaltma haricinde de gerçekten çok basit bir temizliğe sahip. Yani şuradan açıp direkt boşaltabilirsiniz ya da bir süpürgeyle çekebilirsiniz. Otonom boşaltma yapmadığınız zamanlarda. Biraz önce bahsettiğim aparat burada mevcut. Hani ana fırçaya takılan şeyleri bununla şuradaki jiletiyle kesebilirsiniz. Şurada da küçük bir fırçası var yani temizlik için ama pek bunlar kullanılmaz. Yine de var mı? Var. Hemen filtresi şu kısımda. Robotu çizmeyelim. Bakın bir tül filtre var. Üstte. Hemen onun altında sünger filtresi var. Onun altında da HEPA filtresi var. Bakın birçok YouTuber denedi bunu kullandı ve hala tertemiz. Çünkü filtreleme sistemi gerçekten başarılı. Takılması, çıkarılması çok çok rahat. Zaten siz bu robota sahipseniz istasyonunuz sürekli burayı temiz tutacağı için filtreniz çok çok pislenmeyecektir. Çok önemli ince bir detay daha var burada. Bakın görüyorsunuz şurada bir kapaklı valf sistemi var. Yani bunu oldu da çıkarttınız robottan kendiniz temizleyeceksiniz. Bu valf sistemi emiş durduğunda kapandığı için pislik vesaire dışarıya dökülmeyecektir. Bu çok ince ama gerçekten özel bir detaydır. Bilginiz olsun. Onun haricinde de peristaltik pompası kendi haznesinin içinde bulunan yani robotta değil ee, bu çok daha avantajlıdır. Hani oldu da peristaltik pompanız bozuldu vesaire. Yeni bir hani garantisi yoksa yeni bir su tankı şu hazneyi almanız yeterlidir. Robotunuzu tamire göndermenize gerek kalmaz. Su şu kısımdan doluyor. Yine boşaltmasını da bu kısımdan yapabilirsiniz. Şimdi bir de bataryasından bahsedeyim. Bu arada atladıysam özür dilerim. Su tankı 300 mililitre gayet yeterli büyük bir su tankına sahip. Robotun bataryası 5200 mAh. Gerçekten çok çok iyi bu noktada. İlk evimin temizliğini 1 saat 14 dakikada tamamladı. 135 metrekare bir eve sahibim. 79 metrekare temizlenebilir alan çıkardı. %32 şarj ile tamamladı. Gerçekten başarılı. Robot hızlı haritalamaya sahip. Bu gerçekten büyük avantaj. Yani odalara gidiyor. Biraz odanın içinde dolaşıyor bazı belirli yerleri. Ona göre haritalamasını yapıyor. 15 dakika civarında da bu hızlı haritalamayı bitiriyor. Yani bazı robotlarda kenar temizliği var. Bütün evin kenarlarına dolaşıp harita çıkarabiliyor. Bazı robotlar bunlara da sahip değil. Tam ev temizliği yaptırmanız lazım. Bu robot bu konuda çok çok başarılı. Tam 15 dakikada bütün evi haritalayabiliyor. 135 metrekare bir evi. %15 şarjı kalınca yuvasına dönüyor. %80 dolduğunda da yarım kalan görevine devam ediyor. Yani %100 olmasını beklemiyor. Robotun şarjını bitirmek için çok uğraştım. Sırf ölçümleyeyim sizlere ileteyim diye. Robotun 4 modu var. Ben 3. mod yani 3000 Pascal değerindeki modunu kullandım. 190-200 dakika civarında robot çalışıyor. Tabii bu belirttiğim süre 3. modda. Yani sessiz modunda falan bayağı uzun süre dayanacaktı. Tabi bu testimi ışık açıkken yaptım. Bu da bataryasından yiyor. Ayrıyeten bir tane de halım var. O halının üzerinde de çok az halıda güç artırmayı da kullandı. Yani sizin evinizde halı yoksa ışığı da kapatıyorsanız 3. modda benim aldığım 190 dakikalık değeri fazlasıyla arttırabilirsiniz de. Ki bu değer gerçekten çok başarılı bir değer. Bataryasını bu konuda gerçekten başarılı bulduk. Eviniz büyükse layığıyla görevini yapacaktır. Şimdi robotumuzun ve istasyonumuzun genel özelliklerinden bahsettikten sonra robotu kurmanız gerekiyor. Robotun kurulum videosu kanalımızda mevcut. Linkini üst tarafa bir yerlere bırakıyorum. Robota sahip olan arkadaşlarım kendinize iyi bakın. Siz oraya tıklayın. Geçin kurulumunuzu yapın. Robota sahip olmayıp incelemesini izleyen dostlarımızla beraber biz devam edelim. Siz işinizi bitirdikten sonra geri gelin. Tam bu dakikadan bize katılırsınız. Görüşmek üzere. Şimdi arkadaşlar robotun uygulamasında olmayan genel birkaç özelliğinden sizlere bahsedeceğim. Daha sonra iPad'imizi elimize alacağız. Robotun uygulamasındaki özelliklerini beraber inceleyeceğiz. olacağız. Hadi gelin. Öncelikle robot gerçekten çok seri. Yani uyuşuk uyuşuk hareketleri yok. Bir yere gidecekse direkt gidiyor. Bir yerden dönecekse direkt dönüyor. Robotu bu konuda gerçekten başarılı bulduk. Robot kenar temizliği yaparken yan fırçasını hızlandırıyor. Yani kenardaki pislikleri daha iyi önüne atıp ana fırçasıyla temizlemek için gerçekten başarılı bir sistem. Çoğu robotta olmasını istediğim bir özellik ama genel olarak birçok robotta bu özellik yoktur. Gerçekten başarılı. Kenar hassasiyeti gerçekten yani tof sensörü başarılı. E, 0.8 santim yani bir santim bile değil 8 milimetre duvara yanaşıp temizliğini yapabiliyor ki belirtmiştim yan fırçası zaten uzun 5 santim yan fırçası var e, duvar dibine de bayağı yanaştığı için gerçekten kenar temizliği başarılı. Robotu farklı bir Wi-Fi'da ne bileyim evinizde iki tane modem vardır diğerine tanıttırsanız her ikisinde de otomatik olarak geçiş yapıyor. Yani birine yaklaştığında ona geçiş yapar, yani diğeri kapandığında diğerine geçiş yapar gibi e, Wi-Fi modemler arasında otomatik olarak geçişinde yapıyor, bilginiz olsun. Perde hassasiyetini de çok başarılı buldum. Hani çok fazla zorlamıyor, ama perdeyi de hafiften iterek altındaki temizliğini yapıyor. Hani perdeleriniz yere kadarsa, değilse zaten bir sorun olmayacaktır. Tüm kenar köşe temizliğini layığıyla yapacaktır. Perde hassasiyeti de başarılı. Bazı temizlik sonrası toz aznesini kontrol ettiğimde ki siz bakmayacaksınızdır. Hani bizler inceleme açısından bakıyoruz. bazı şeyleri emmediğini gördük çöp istasyonunun. Ama bu bir sorun mu? Hayır. Bir sonraki temizlikte onları da temizlediğini gözlemledik. Sadece videoda bundan da bahsetmek istedik. Hani toz aznesinde bir şey görürseniz kalan bunlar sorun değil takılmayın. Bir sonraki temizlikte onları da içine alacak. Bu konuda da gerçekten başarılı bulduk. Yani çoğu temizlik sonrasında toz aznesini tertemiz bir şekilde gözlemledik. Bilginiz olsun. Çöp istasyonunun yerine değiştireceğiz. Bakalım robot nasıl bir tepki verecek. Temizlemeye başla. Temizlemeyi duraklat. Şimdi istasyonu söküp başka odaya götürüp işleme devam edeceğim. Evet, istasyonun yerini değiştirdim. Şimdi yuvaya dön tuşuna basıyorum. Bakalım ne tepki verecek. Şarj etmeye başla. Oda içinde yuvasını arıyor. Yaklaşık birer metre ilerleyerek bir etrafında bir turu atıyor ve yuvasını arıyor. Bulamazsa devam ediyor. Normalde elle götürüp yeni yuvanın önüne bırakıp yuvaya dön tuşuna basarız. Bunda biraz daha zorlu bir deneme yapayım dedim. Başarılı olacak gibi gözüküyor. Şimdi göreceğiz. yanaştı Bravo şimdi uygulamadan istasyonun yeri değişmiş mi onu kontrol edeceğim Evet istasyonun yeri de anında haritada güncellenmiş Gerçekten tebrik ederim Bu da ditofun farkı diye düşünüyorum şagihalı da özellikle denedim Sizler için ben evime şagihalı sokmam annemin evinden özellikle şagi halısını aldım geldim. Sırf sizler gözlemleyin. Hani bazı arkadaşlarımızın evinde var. Saygı duyuyorum. Hani robot şagi halı da ne yapar? Görün diye. 4,5 santim kıl uzunluğu olan şagi halıyı evire çevire temizledi. Bu konuda da gerçekten robotu başarılı buldum. Robotun şöyle ilginç bir özelliği var. Robotta Halı sensörü yok. Yani bizim ultrasonik sound dediğimiz ses dalgasıyla tespit eden sensör yok aslında bu robotta ama nasıl başarıyorsa önündeki detofla, tabi halılarınız çok ince değilse halıyı görüyor, tespit ediyor. Halının kenarlarından dolaşıyor. Hani bir odayı temizlerken. Önce halı haricindeki yerleri temizliyor. Sonra geliyor en son halınızın üzerine ayrıca temizliyor. Yani bir robotta halı sensörü olmadan halıyı tespit edip ayrı temizleyeni ilk defa gördüm. Gerçekten bu konuda da başarılı buldum. Bunu da belirtmekte fayda var. Evet şimdi de bir emiş testi yaptıralım. Odayı seçiyorum. En düşük modda yani 1000 PA olan modda temizlik görevi veriyorum yere bazı nesneler attım. Şimdi onları göstereceğim size. Normalde sessiz modunda yani en düşük modunda bunların hiçbirini çekmesi beklenmez. Herhangi bir robot süpürgeden. Ama şimdi bakalım sonuç ne olacak. küçük bir parça harici tertemiz yaptı. Normalde bu beklenmez. Çok Hazne için aldıklarını da görüyorsunuz. Şimdi birkaç şey daha ekledim. Hazneye aldıklarını tekrar boşaltıyorum. Bu sefer de maksimum modda bir deneme yapacağız. Yani 4000 PA'lık emiş modunda. Bunu biraz daha zorluk getirmek açısından 50 kuruş ve 1 TL'de koyuyorum yere. Buyurun şimdi izleyelim ne yapacak. Bu arada x2 ile yani hem enine hem o boyuna temizlikle kalan kırıntılardan hiçbir tanesinde kalmamasını sağlayabilirsiniz. Bu robotun muhteşem bir özelliğidir. bir şey kalmayacak şekilde Tabakla, tertemiz oldu göreceğiniz üzere. Şimdi halıda en üst modda yani 4000 PA emiş modunda küçük bir deneme yapalım. Robotun ana fırçası zaten çok yoğun kıllarıyla meşhur yani halı temizliğiyle meşhur hiçbir şey kalacağını zannetmiyorum. En düşük modunda dahi. Evet görüyorsunuz her geçişinde tertemiz şekilde bıraktı. Çok çok önemli bir detay. Robota bir görev verdiniz. X bir odaya mesela mutfağa git temizle. Robot gitti vazgeçtiniz mutfağı temizlemesin de şuraya gitsin. İşte yatak odamı gitsin temizlesin. Robotu mutfaktayken durdurup uygulama üzerinden Direkt yatak odasına görev verirseniz şarj yuvasına dönmeden robot sapıtmıyor. Çoğu robot sapıtır. Yuvasını bulamaz, işte o odaya gideceğine başka yere gider, saçmalar. Ama bu robot D-TOF'u sayesinde, başta anlattığım say LIDAR'ı sayesinde hiçbir şekilde sapıtmadan mutfağınızdan çıkıyor, yatak odanıza gidiyor, temizliyor, geliyor yuvasına yerleşiyor. Nokta atış. Hiçbir şekilde yuvayı bulamadığını gözlemlemedim. Gerçekten nokta atış gidiyor yuvasını buluyor. Ya da ne bileyim bir odaya görev verdiniz işini bitirdi şarj yuvasına dönecek. Sen dönmesini istemiyorsun. Yani dönünce toz toplama istasyonu otomatik çalışıyor ya yani. dönmesini istemiyorsun. Tabi bu arada onu da kapatabiliyorsun. Açma kapama tuşu var uygulamada. Hani i̇stersen robot istasyonu hiç çalıştırmayabiliyorsun. Ama şey yok. Basayım çalıştırayım, basayım durdurayım değil açma kapama şeklinde. Mesela dediğim gibi verdiğiniz bir odaya gitti görevini bitirdi. Yuvasına tam dönmeden durdurup başka bir odaya görev verirseniz yine sapıtmıyor. Yine çoğu robot bu görevde sapıtacaktır. Bunu da robot kafalar dener ve iletir bilginiz olsun. Şimdi nesne tanımasına geleceğim. Nesne tanımasında siyah ayaklar biraz sorunlu. Siyah parlak ayaklar. Hani yazılımla geliştirilebilir mi? Geliştirilebilir bakın. Hani sonuçta Ditof lidarı var bu robotun. Yani nesne tanıması açık. E, kütüphaneye birazcık daha ekleme yapıldığı sürece bunlarda da kusursuz olacaktır. Yani normal bir robot süpürge ile kesinlikle bunu kıyaslamayın. Gerçekten e, kusursuz. Çok çok nadir dokuluşları var. Çok çok nadir çarpmaları var. Başka bir robot süpürgede tak tak girişim sesleri duyarsınız. Bu robot gerçekten bu konuda başarılı. Nesneleri olabildiğince tanıyor kütüphanesinde olanları. Çok küçük ince şeylere ne bileyim bazı kablolara takılabiliyor. Ama çoğunu tespit ettiğini gördüm. Yani yerde bir oyuncak varsa çok çok minik bir şey değilse gerçekten onu tespit ediyor. Zaman zaman kabloyu tespit ettiğine denk geldim. Zaman zaman etmediğine denk geldim. Yani sistem var. Yazılımla çok daha geliştirilebilir. Ama bu haliyle bile bence çok çok iyi. Yani bunu belirtmemde fayda var. Bu konuda da başarılı bulduğumu belirtmek isterim. İşte beyaz ayaklarda kusursuz, e, dresuarın krom ayaklarında ne bileyim sarı altın rengi ayaklarda falan bunlar da gerçekten kusursuz gidiyor tam nokta atış önünde duruyor dönüyor yolunu değiştiriyor. Yani dokunma dahi yok e, sadece siyahlarda başta da belirttiğim gibi biraz sıkıntı yaratabiliyor onun haricinde kusursuz. Son olarak moplamasına geleceğim. Uygulamada olmayan bir özellik. Bunu da anlatıp artık uygulama üzerinde geri kalan detayları vereceğim. E, mopu standart bir mop. Dünyada en çok satılan Roborock S5 Max'ın benzer bir sistemini kullanıyor. Doğal akış sistemin değil elektronik kontrollü başta da göstermiştim size su tankını peristaltik pompalı uygulamasından su seviyelerini seçebiliyorsunuz ama Deneyimlediğim sürede en yüksek modu dahi seçsem çok çok sulu olmadı. Şunu da belirteyim, moplama kişiden kişiye çok çok değişiyor bugüne kadar yaptığımız deneyimlerde, insanlarla olan bilgi alışverişlerimizde. Ben şahsi olarak çok az sulu mop'tan yanayım. Mesela bana harika geldi ama bazı arkadaşlarım bol sulu, yerde su kalsın, su göreyim isteyebiliyor tabii bizdeki robotta bir demo cihaz. Hani demo cihaz sonuçta birçok kişinin elinden geçmiş cihaz. Hani ben de farklı durum yaratabilir. Sizdeki robot farklı olabilir. Ama standart bir mopa sahip. Yani bir Y paterni işte Y şeklinde mop yap ya da titreşimli mop yap vesaire gibi özellikleri yok. Tabi çoğu robotun bu özellikleri yok. Hani bunu belirtmekte de fayda var. Evet gördüğünüz üzere mop braketi ve su tankı. Mubbesi kalın, gayet güzel, alanı geniş, takılması vesaire kolay. Bunu aldığınızda zaten göreceksinizdir sistemi. Yani bu bunu benim anlatmama gerek yok. Tek elle çıkarılabilen bir şey değil. Normalde şurada mandal olur, tek elinizde basıp çıkarabilirsiniz ama bunun iki yandan yani iki elinizde tutup şöyle basıp takıp çıkarmalı bir sistem. Şurada gördüğünüz 3 tane delik var su tankından şuradan gelen 3 delikten akan su tabi bu pompayla peristaltik pompayla buradan baskı yapılıyor. Sizin uygulamada belirteceğiniz damlacık kadar. Buradan akan su buraya denk geliyor. Bunun içinden bezi ıslatarak mopunuzu yaptırıyor. Bakın şuradaki delikleri de görüyorsunuz. Yani buradan su geliyor buraya hop bezinizi ıslatıyor. Bu şekilde de mop yapıyor. Sistem bundan ibaret. Çok çok nadir şu kısımlarda su kalabiliyor buradaki geçişten dolayı. Hani bu Roborock S5 Max'ta da, da bu şekilde. Onu robot işi bittiğinde bunu çıkarırken çok az dikkat etmenizde fayda var. Bilginiz olsun. Evet değerli dostlar. Şimdi bir de uygulamadaki özelliklerinden kısaca bahsedelim. Hemen robotumuzun önüne iPad'imizi koyuyoruz. iPad'imiz üzerinden büyük ekranla size anlatıyor olacağım. Girişte böyle bir ekran karşılıyor sizi. Alt menülerde bakın mesaj ve ben kısmı var. Mesajlardan ne işlem yapıldığı burada size geliyor. Silebiliyorsunuz yana çekip vesaire. Tek sıkıntısı İngilizce bildirimleri yapıyor olması. Tabi yazılımla belki bir, bir gün sonra bir hafta sonra benim videomdan bir hafta sonra Türkçeleştirilir bildirimler. O kısmını bilemem ama şu anki durum bu. Üst tarafta robotunuzu paylaşabiliyorsunuz. Bu kısım burada mevcut. Hatta onun mesajları mevcut. Paylaşma kısmını birazdan göstereceğim. Ben kısmında da işte application güncellemesi, dil vesaire bunları seçebiliyorsunuz. Hemen ana sayfaya dönüyorum. Bakın burada temizlemeye başla derseniz öncelikle tam ev temizliği yapacak. Batarya yüzdesini gösteriyor robotunuza verdiğiniz ismi gösteriyor vesaire. Robotun üzerine tıklıyoruz. Bakın bu benim evimin haritası. Ne kadar sağlıklı, ne kadar düz olduğunu görüyorsunuz. Şurada yasaklı alanlar mevcut. Koltuklarımın altına çizdim. Koltuklarımın altı e, biraz şeyli. Yani hem çok yere yakın hem de altında vida tarzı şeyler olduğu için robotu çizmemesi açısından bu şekilde yaptım. Şurayı da aynı şekilde yasaklı alan belirledim. Şimdi hepsini detaylıca size göstereceğim. Üst taraftaki menüler burada ne işlem yapmak istiyorsanız ona göre seçebiliyorsunuz. Parça temizle dediği oda oda temizlik. Odalarınızı ayırıyorsunuz bu şekilde. Oda temizliği yaptırabiliyorsunuz. Toplam temizlik dediği tam ev temizliği. Alan temizleme dediği böyle bu şekilde bakın ben kendime alanlar oluşturdum. Mesela mutfaktaki masama böyle bir alan. işte salondaki halıma böyle bir alan oluşturdum. Direkt bunları kısa yoldan seçip hemen temizlik gönderebiliyorsunuz. Hani bunları robot kendisi belirlemiyor, siz manuel seçiyorsunuz. Çok mantıklı, güzel bir işlem. Local clean dediği de 1,5 metreye 1,5 metre bu şekilde bir alan seçip direkt ona gönderebiliyorsunuz. Yani büyütüp küçültemiyorsunuz bu alanı ya da uzatamıyorsunuz vesaire ama istediğiniz yere bu şekilde gönderebilirsiniz. Hemen altta Go tuşu çalıştırmayı başlatıyor. Şu priz tuşuyla da robotunuzu şarj yuvasına geri gönderebilirsiniz. Altta verileri görebiliyorsunuz. Şu üst tarafta yine burası bakın mesaj kısmına yönlendiriyor. Mesaj şekli var. Yan tarafta da menüsü açılıyor menüye geçmeden önce şuradaki kısımları göstereyim size. Bakın buradan emiş güçleri ayarlanıyor. Suyunda ne kadar su vermek istiyorsanız onun ayarını yapabiliyorsunuz. Az su, işte biraz yüksek, daha yüksek, daha yüksek gibi. Emişte de, de aynı şekilde bu sessiz modu diye geçiyor. Pascal değerleri 1000, 2000, 3000, 4000 olarak fabrikadan iletildi. Fabrika verisi bu şekilde. Buradan da emiş gücünü seçebiliyorsunuz. Halıda güç artırma modu mevcut. Otomatik bunu açıp kapatamıyorsunuz. Şu iki değer sessiz olarak geçtiği için bunlar da halıda güç artırmaya girmiyor. Standart dediğimiz bu mod seçili ise bunda halıda güç artırma aktif oluyor. Bilginiz olsun. Yani bu sessizlerde niye aktif olmuyor demeyin. Sessizin özelliği zaten sessiz kalmasıdır. O yüzden halıda güç arttırma yapmaz. Genel olarak bu modda kullandım. E, gayet yeterli bir mod. Bilginiz olsun. Modlara gelmişken de hemen şu bilgiyi aktarayım size. Robot gerçekten sessiz. Yani normal bir robot süpürgeydeki ses bunda yaklaşık 5-6 desibel daha az. Bu büyük avantaj hiçbir şekilde başınızı ağrıtmıyor bu robot süpürge evde olsanız aynı odada olsanız dahi gerçekten çok sessiz. Hatta fanı o kadar sessiz ki yan fırçanın dönüşünü dahi, tekerlek dönüşlerini duyabiliyorsunuz o derece. 4 modunda desibellerini ölçtüm. Tek tek onların videosunu izleteyim size. Şimdi halıda güç artırmadan bahsetmiştim size. Halıda güç arttırmayı her halıda yapmıyor. Mesela benim kendi evimde kullandığım halı biraz ince, yani çok o ince kağıt gibi olan halılardan değil ama ince havsız yani çok fazla tüyü yok. Bunda halıda güç arttırmaya geçmiyor. Bu bir problem mi? Kesinlikle değil. Niye değil? çünkü zaten ana fırça yapısı gereğiyle videoda da anlatmıştım size. Gerçekten çok sık ve kalın bir yapıda. Halıyı çok güzel rahat temizliyor. Yani bu halıda güç arttırmaya ihtiyaç duymuyor. Ama daha kalın, daha havlı, işte ne bileyim şagi halınız varsa vesaire bunlar da kesinlikle güç arttırmasını devreye sokuyor ve halıda güç arttırma yaparak halınızı o şekilde temizliyor. Yani benim halımda güç arttırmadı bu sorunlu robot gibi düşünmemeniz açısından bu bilgiyi de paylaşmak istedim. Hemen sol taraftaki bu menüden de yasaklı alan ve parçaları ayarlayabiliyoruz. Bakın parça dediğim hani oda bölümlendirmeleri, işte birleştirmeleri, isim vermeleri vesaire vesaire bu menüden yapılıyor. Bakın ben gayet güzel şekilde her odamı ismini verdim. Her odamı böldüm kendi istediğim şekilde. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Çok rahat. İşte ne bileyim iki alan seçiyorsunuz. Misal iki bölüm birleştireceğim. Şurada bölüm birleştirmeye basıyorum. Hangi alanları birleştirecekseniz seçiyorsunuz. Şu tuşa bastığınızda birleştiriyor. Ya da ne bileyim bu alanı bölmek istiyorsunuz. Bölünmüş alana tıklıyorsunuz. Koridoru diyelim koridoru böleceğim seçtim koridoru şuradan mesela bu şekilde bakın nereyi istiyorsanız buradan çizip o şekilde bölebilirsiniz şu tuşa bastığınızda burayı artık ikiye bölecektir e bölüm düzenleme kısmı mesela yine koridoru seçiyorum İsmini değiştirecekseniz buradan koridorda x2 yani bizim pötikare dediğimiz hem enlemesine hem boylamasına temizlik yapmasını istiyorsanız bunun üzerine tıklayın 2x olacaktır. Koridorunuzu bu şekilde temizleyecektir. Tabi tam ev temizliğini verdiğinizde değil oda oda temizlik verdiğinizde bu görevi uygulayacaktır. Değiştirmek istediğinizde yine bu alana girip değiştirebilirsiniz. Yani bu gerçekten harika bir özellik x2 pötük kare yapması her robotta yoktur. Muhteşem bir özelliktir. Bunu mobta da uygulayabiliyorsunuz. Yasaklı alan kısmına geliyorum. Bakın buradan da yasaklı alanlar belirleyebiliyorsunuz. Demiştim size. Bakın seçip büyütüp küçültebiliyorsunuz. Burada. Ya da sonradan ekleyebiliyorsunuz. Değişik şekiller yapabiliyorsunuz. Bakın mesela boyunu uzatıyorsunuz. Bir tane daha eklemek istiyorsunuz yani şekilleri dilediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Silebiliyorsunuz da aynı zamanda. Ya da dikdörtgen şeklinde. Hı, bakın şunu da yani şekilleri istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Şurada da göreceğiniz üzere bakın buna bastığımda rengi turuncu oluyor. Buna bastığımda kırmızı oluyor. Kırmızı hiçbir şekilde girme. Yani burası yasaklı alan. Benim seçtiğim gibi ama turuncuyu seçerseniz süpürme yaparken gir, mop yaparken girme. Yani bizim no mop zone dediğimiz işlem olmuş oluyor. Yani bunu yaptığınızda diyelim şöyle bir alan verdiniz. Buraya moplama yaparken girmeyecek. Buralara da isim verip işlem yapabiliyorsunuz. buradan isim ya seçiyorsunuz ya da elle yazabilirsiniz. Yasaklı alan bu şekilde. Sadece sanal duvar yok bu uygulamada. Onun yerine de hani şu şekilde inceltip bir yasaklı alan verebilirsiniz. Sanal duvar gibi yani. İnce bir çizgi yapabiliyorsunuz. Şimdi robotun üst taraftaki menülerine geçelim. Burada ışık hacmi dediği robotun sesini ayarlayabiliyorsunuz. Üstündeki ışığı açıp kapatabiliyorsunuz. Şuradan da sesi ayarlayabiliyorsunuz. Sesi ayarlayın. Bakın duydunuz. Robotu bul dediğinizde buradayım diyecektir. Buradayım. Temizlik planı girebiliyorsunuz buradan. Şuradaki artı tuşuna basarsanız işte ne temizliği yaptıracaksanız buradan seçiyorsunuz. Mesela alan temizliği, işte parça temizliği, oda mesela şu odalarımı her gün şu saatte temizle gibi işlemler yapabiliyorsunuz. Bakın emiş modlarını da ayrıca buradan da seçebiliyorsunuz. Hemen şurada da rahatsız etme modu var. Şu şu saatler arasında robotum hiçbir şekilde beni rahatsız etmesin. Bunu özellikle gece saatlerine kurun. Hani olduğu da gece elektrik kesintisi olduğunda robot ses çıkartmasın. Buradaki menülerden şurada daha fazla işleve tıkladığınızda artık robotun geri kalan ayarlarına girmiş oluyorsunuz. Burada şuradan başlayayım. Robotu paylaş. Buradan istediğiniz gibi paylaşım yapabilirsiniz. Göreceğiniz üzere ben bir hesap daha açıp paylaşımı yaptım. Burada şuna dikkat edin. Aynı hesapla birden fazla telefondan giriş yapıyorsanız birin diğerini atıyor uygulamadan. Eğer böyle bir şey kullanacaksanız yani eşiniz de kullanacak, siz de kullanacaksanız iki ayrı hesap açın. Bu şekilde robotu paylaşın. İsteyen istediği zaman girip uygulamasından kullanabilir. Hiçbir şekilde size uygulama dışarı atmayacaktır. Şurada hesap üzerinden paylaş kısmında eşinizin mailini seçip giriş yapıp share demeniz yeterlidir. Bilginiz olsun. Harita yöneticisine geçiyorum hemen. Burada bu robot inanılmaz bu konuda. 10 tane haritanızı kaydedebiliyorsunuz. Yani 10 ayrı eviniz varsa atıyorum ya da aynı bakın ben burada aynı evimi 10 kere kaydettim. Ne olur ne olmaz silinirse istediğimi seçip şu şekilde kullan diyorum iş bitiyor. Çok basit. Hani haritam kaydı bilmem ne oldu derdi yok. İstediğinize gelin. Hatta ve hatta 10 tane kaydediyor. Sonrasında bakın. Yaklaşık şu an 22-23 tane daha onun üzerine. Yani toplamda 30 küsür harita var burada. Bunlar kayıtlı olmasa bile kullan deyip kullanabiliyorsunuz. Yani 10 tane kaydediyor. Geri kalanı da son temizlikten hafızasını atıyor. Bakın her biri ayrı ayrı temizlik. Görüyorsunuz her biri farklı. Bakın. İstediğini kullanıp direkt devam edebiliyorsunuz. Yani bu gerçekten muhteşem. Neabot nasıl bir sunucu kiraladıysa hem Stabilite açısından uygulama çok hızlı. Bir tuşa bastığınızda tepki vermesini beklemiyorsunuz. Anında robot tepki veriyor. Hem de bu kadar harita kaydına hiçbir robot markası izin veremez. Bu gerçekten sunucu kalitesidir. Firma güncellemesi dediği robotun güncellemesini yapıyorsunuz. Firmware güncellemesi dediğimiz kısım. Arada kontrol edin. Temiz kayıt dediği temizlik kayıtlarını gösteriyor burada. Ne zaman ne işlem yapılmış buralarda detaylıca görebiliyorsunuz. Sarf malzeme kaydı. Bunları da arada kontrol edip sıfırlamakta fayda var. Şu şekilde gelip determine dediğinizde %100'e çeviriyor. Yani yan fırçayı misal temizlediğiniz zaman gelip buradan da sıfırlayın. Yani çok fazla düşmesine yüzdelerin izin vermeyin. Ses paketi kısmında robotunuz aldığınızda Türkçe değilse gelin buradan Türk'ü seçip kullan demeniz yeterli. Şöyle yanına tık atıyorsunuz. Burada toz toplama yöntemi. Asla toz toplama yani ünitenin otomatik toz toplamasını istemiyorsanız buna basmanız yeterli. Hiçbir şekilde toz toplamayacaktır. Siz manuel elle boşaltacaksınız. Remote Control dediği uzaktan kumandası. Buradan uzaktan kumandalı şekilde robotunuzu yönlendirebilirsiniz. Hemen üst taraftaki kısımlar haritayı sıfırla dediğinizde haritanızı sıfırlayıp silecektir. Alan yöneticisi dediğimiz biraz önce söylemiştim ya size kendime alanlar belirledim. Mesela masam bakın böyle böyle alanlar seçebiliyorsunuz. Diyelim şuraya bir tane alan verip ismini değiştirip x 1x ya da 2x ne istiyorsanız kısa yolla beraber buraya işlem yapmasını sağlatabilirsiniz. Ne bileyim halılarınızı bu şekilde belirleyebilirsiniz. İşte çok fazla kirlenen yerler vardır. Oraları burada seçip hızlı şekilde şuradan yönlendirmenizi yapabilirsiniz. Bakın başladı demiştim. Orada yaptığınız kısım burada alan temizliğe geliyor. Buradan seçip direkt go dediğinizde o alana gidip temizleyecektir. Son olarak da parça yöneticisi. Buraya girdiğinizde de oda oda böl, bölüp birleştirip vesaire yaptığınız kısım açılıyor. Uygulamanın özellikleri de bu şekilde. Robotun dili tamamen Türkçe kusursuz harika konuşuyor. Uygulamada gördüğünüz üzere Türkçe bazı çeviri sıkıntıları var ama anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Gayet başarılı bulduk. Uygulaması bahsettiğim gibi çok stabil, çok hızlı, çok seri ve harita kaydına çok çok fazla izin veriyor. Bu konuda gerçekten çok çok başarılı bulduk. Neobotu tebrik ederiz. Evet dostlar, videomuzu kapatmadan önce robot kafalar, bu robot hakkında ne düşünüyor? Kısa bir özet geçelim. Uzun bir süredir videomuzu izliyorsunuz ya da izlediyseniz, kısa bir özetinde geçelim. Yani bazı arkadaşlarımızın zamanı olmayabilir. Robotun ve istasyonun tasarımı muhteşem. Yeni bir teknoloji, DToF, nesne tanıma teknolojisini kullanıyor. Bu sayede yükseklikten büyük avantaj sağlıyor yani mobilyalarınızın altında rahat girecektir. Avantaj bir. Avantaj 2 harika tasarım başladı da söylediğim gibi salonunuza değer katacaktır. Yani bu robotu gidip de odalarınızda saklamayın kesinlikle. Standart bir mop'a sahip. Hani mop'tan çok uçuk bir beklentiniz olmasın. Sonuç olarak bir titreşimli mop ya da vesaire yeni teknoloji şeylere sahip değil. Ama yapıyor mu layığıyla mopunu yapıyor. Tabii en önemli özelliği otomatik çöp toplaması, otonom. E, bu üniteye sahip ülkemizde çok çok az robot var. Gerçekten bu onların en üst segmenti. Yani bütçeniz el veriyorsa Neobot Q11'i rahat rahat sizlere önerebilirim. Gerçekten hem başarılı bir robot, hem başarılı bir istasyon, harika bir tasarım. Kesinlikle öneririz. Evet artık videomuzu kapatalım. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Bu dakikaya kadar geldiyseniz gerçekten minnettarız. Kanalımıza abone olup yorum yapıp beğeni atarsanız videolarımızın devamı açısından bize destek olmuş olursunuz. Robotu incelememiz için demo ürün gönderdikleri için Neobot Türkiye ailesine de bol bol selamlarımızı teşekkürlerimizi iletiriz. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşça kal.